Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Hilal Kaplan, İsmail Kılıçarslan benim sorularımı cevaplandırıyor. Hilal'de kalmış en son. Evet Hilal, söz sende. Yani ben şunu merak ediyorum. Eğer geçmişi konuşacaksak şimdi Hizbullah ilk kurulduğunda olmayabilir ama 90'larda teröristilmiş bir örgüt. Sivilde katletmiş bir örgüt. İşte sendikalı bazı öğretmenleri bile hedef almış bir örgüt. Hüdapar ise bir sivil parti. Evet. Siyaset yapıyorsunuz. Evet. Ve 14 yıldır silah bırakmış bir örgütten bahsediyoruz Hizbullah dediğimizde. Bu anlamda Hüdapar'ın Hizbullah mirasını yani sahiplenmesinden bahsedebiliyor muyuz? Ben çünkü söylediklerinizden biraz öyle bir şey anladım. O kısmı açarsanız memnun olurum. Hizbullah henüz kendi heybesindeki şeyleri miras olarak bırakmadı. Hizbullah devam ediyor. Hizbullah ölmedi. Miras da ölülerin olur malumunuz. Hizbullah devam ediyor. Hizbullah kendi kendisi feshetmiş veya ortadan kaldırılmış bir yapı değil. Dolayısıyla bir mirasçıya da ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Fakat ben şunu söylüyorum. Şimdi bir olan vardır, bir de algı vardır. Oluşturulan bir algı vardır. Sivil insanlar diyorsunuz, evet doğrudur. Daha dün Bingöl'de emniyet müdürüne ve emniyet müdür yardımcısına ve polislere yönelik bir eylem oldu. O eylemlerle alakalı olduğu gerekçesiyle durdurulan, daha doğrusu çatışma sonucu ele geçirilen bir araba var ve arabanın içerisinde de yine bir okulda müsaadem olarak çalışan memur, bir devlet memuru var. Bu da sivil. Değil mi? Yani şimdi Hizbullah'ın avukatlığını burada yapmayayım. Benim avukatıma ihtiyaçları da yok. Kendi kendilerine anlatmışlar. Kime, niçin eylem yönelttiler? Bunu kendilerine cevaplaması daha doğru olur. Fakat şunu bilinmesi gerekir. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin Yolaş köyünde, Susa köyünde yatsı namazından sonra camideki Müslümanlar camiden çıkarıldı. Caminin duvarının dibine dizleri koşuna dizildi. Katledildiler. 11 kişi. Evet. Daha sonra Diyarbakır sokaklarında, ki bu bahsettiğim köy Diyarbakır'a yaklaşık 70 küsur kilometre mesafede, yani 80 veya 80 kilometre mesafede, Diyarbakır'ın sokaklarında diyorlar ki siz bunların Müslüman olduğunu mu düşünüyorsunuz? İşte daha birkaç sene önce Susa köyünde, yani o Silvan'ın Yolaş köyünde camideki Müslümanları katledenler bunlar değil mi? Şimdi PKK gidiyor, onların Hizbullah'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle onları camiden çıkarıp caminin dibinde koşuna diziyor, sonra da Hizbullah yaptı diyor. Bakın Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün çok çarpıcı açıklamaları var. Bilmiyorum izleyebildiniz mi? Evet. Diyor ki bize ihbar telefonları geliyor. Hı hı. Hizbullah kullandı diye bazı araçları ihbar ediyorlar. Fakat o araçları kendileri kullanıyor. Hı hı. 3 gün önce bize bir bilgi geldi. Diyarbakır'ın sokaklarında Bağlar semtinde bir grup HDP'li veya PKK'li ellerinde uzun namlulu silahlarla tekbirler getirerek bizim lehimize ve Hizbullah lehine sloganlar atarak uzun namlulu silahlarla ateş açıyorlar. Biz sosyal medya hesaplarımız üzerinden arkadaşlarımız duyurdular. 8 oradaki Ekim kişiler, günü mü olmuştu bu? Sanırım 8 Ekim günü olmuştu. Yani böyle bir provokasyon yapıyorlar. Aynı gün Batman'da bir söylenti yayınlamaya başladı. Sosyal medya üzerinden biz bir duyum almışız. Herkes dikkatli olsun. İşte Hüdaparlılar bu gece Batman'da bir katliam gerçekleştirecekler. Ben ciddi korktum, endişe duydum. Hüdaparlıların böyle bir şey yapmayacağını çok iyi biliyorum. Ama ben dedim ki bu ciddi bir provokasyondur. Hı hı. Bu haberleri yayıyorlarsa ben korkarım ki şimdi biraz sonra sokağa çıkarlar, katliam gerçekleştirirler, iki tane tekbir atarlar. Zaten basının önemli bir bölümü buna teşne. İşte Hüdaparlılar Batman'da katliam gerçekleştirecekler. Bingöl, haberler yapacaklar. Bingöl Emniyetine yapılan saldırıda tekbirler söz konusuydu. Öyle bir şey yok. En azından sosyal medyada. Yani evet öyle yayıldı. İşte bunu Hizbullah yapmış olabilir. Zaten daha önce de benzer şeyler yapmıştı diye. Ya, tuzakları kuruyorlar. Peki. Fakat vallahu hayrul makirin. Allah-u Teala onların tuzaklarını onların başına geçirdi. Yani Allah'tan çok fazla kaçamadılar, uzağa gidemediler de bu oyunları onların başına geçti. Bu tuzakları onların başına geçti. Bu Twitter'da da ek bir şey söyleyeyim madem. Hüdapar Batman diye bir adreste işte bir tane paylaşım yapılmış. Ölen bir insanın resmi var. Hüdapar Batman İl Teşkilat Binası'na saldıran kişinin işte Emrah galiba. Emrah. Alındı.
Emrah Demir. Demir. Evet. Emrah Demir. Hı hı. O Hür Bilgi adıyla da yayınlanmış Hilal. Yani Lapar Batman diye de var. Yani bir tane şey var burada. Fotoğrafı var. Evet. Yani böyle bir şey var mı? Böyle bir resmi adres midir bu, yoksa bir Annesi bana da Hür Bilgi olarak da var. O da bana sorulmuş şimdi. Evet. Gösterebilirim sana, hatta. Evet, burada var şeydir, telefonunda. Hür Bilgi olarak da geçiyor. Şimdi bizim partinin genel merkezinden ÖDAPAR diye bir hesabı var. Geçen ben gelen Twitter'a bir bakayım dedim. Benzer şeyler çıkıyor. ÖDAPAR diye ben bastım, açıldı. Baktım ki çift R ile yazılmış. ÖDAPAR diye çift R. Toplam 50-60 tane takipçisi olan. Abuk sabuk tweetler atan bir sosyal medya hesabı. Spamladım hemen. Arkadaşlara da bildirdim. Yoğun bir şekilde spam bildirin. Bu hesap kapansın. Bizim logoyu kullanıyor. Dikkat edilmezse o küçük yazı belki fark edilmeyecek. Çift R koymuş oraya. Uygunsuz fotoğraflar mı? Bey, onları paylaşıyor. Çok özür diliyorum. Bir reklam arasına gitmemiz gerekiyormuş galiba. Başbakan konuşuyor da.